çok önemli. Ve de 2000'li yıllarda çok daha fazla bir etrafındaki dinamiği yönetebilecek bir noktaya geldi. Yani bu ne demek? Burada yani İstanbul'un içinde merkezi olan bir takım şirketler mesela Bursa'da çalışıyorlar, mesela Çorlu'da çalışıyorlar, mesela bilmem şimdi bakarsanız belki Çanakkale'de de çalışacaklar vesaire. Yani İstanbul tam böyle bir yani global şehir tanımı çerçevesinde çeşitli yerlerden kendi bölgesinin dışından gelen bir takım networkleri içinde tutan ve bu networklerin gerektirdiği elemanları bulabilen ve bunları istihdam edebilen bir yer olmaya başlıyor. Yani bir bölge merkezi olmaya başlıyor. Zaten yani bu İstanbul'un küreselleşmesi meselesi üzerinde çok duruldu bir ara. Yani İstanbul gerçekten bir küresel şehir mi? Eğer küresel şehirse diğer küresel şehirlere oranla nedir konumu? Yani kaçıncı sırada gibi. Ve de o zamandan beri de hakikaten bu işleri biraz daha böyle olayın istatistiğini ve aritmetiğini hesaplayan insanlar İstanbul'da o listelerde görmeye başladılar. Ama o listelerde hiçbir zaman İstanbul ne bileyim mesela 50